Adam çiftlikteki kartalın yuvasına gizlice bir tavuk yumurtası yerleştirdi. Yumurta kırılıp içinden civciv çıkınca bakın kartalın tepkisi ne oldu. Macaristan'da Daniel Gastoni isimli adam kuş üretim merkezinde çalışıyordu. Burada kartallar ve tavuklar da dahil olmak üzere birçok farklı türde hayvan vardı. Merkezde bulunan iki kartal çiftleşmiş ve dişi iki yumurta vermişti. Anne olmaya hazırlanan bu yırtıcı titizlikle onları koruyordu. O sırada Daniel'ın aklına çılgınca bir fikir geldi. Kartal ve tavuk yumurtalarını yer değiştirse ne olurdu? Hayvanların ne yapacağını çok merak ediyordu. Kartalın yumurtalarından birini alıp tavuğun kümesine, tavuk yumurtasını da fark ettirmeden kuşun yuvasına koydu. Neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Ancak sonrasında olanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayacaktı. Kuşlar ilk başta bu değişimi fark etmeyerek birbirinin yumurtası üzerinde kuluçkaya yatmaya devam edip aynı şekilde özen gösteriyor ve yavruların çıkmasını bekliyorlardı. Aradan günler geçmiş, artık kuluçka sürelerinin sonuna gelinmişti. Daniel'ın içini büyük bir heyecan kaplamıştı. Yaptığı bu çılgınlığın sonucunu görmesine çok az kalmıştı. Tavuk yumurtadan çıkan kartal yavrusunu kendi bebeği gibi kabul ederek sahiplendi ve beslemeye başladı. Tavuklar güçlü annelik içgüdülerine sahiptir. Başka hayvanları da kendi yavruları gibi kabul ederek onları korudukları ve onlara annelik yaptıkları sıklıkla görülür. Bu nedenle bu olay normal karşılanabilirdi. Fakat asıl soru, kartalın çıkacak civcive ne yapacağıydı. Onu yuvadan atabilir ya da öldürebilirdi. Adam bunu kısa süre sonra öğrenecekti. Ama herhangi bir tehlikeye karşı çok dikkatli olmalıydı. Yumurta kırılıp karşısında sarı bir civciv gören bu zeki yırtıcı hemen bir tuhaflık olduğunu sezmişti. Onu dikkatle inceleyip kendilerine ait olmadığını anladığında civcivi kendi haline bırakıp kendi biyolojik yavrusu ile ilgilenip onu beslemeye başladı. Ancak ona bir zarar da vermedi. Daniel kafasındaki soru işaretini gidermiş ve yaptığı bu planın nasıl sonuçlandığını görmüştü. Şimdi sırada yavruları tekrar değiştirmek vardı. Peki hayvanlar bu değişimden sonra nasıl tepki verecekti? İzlemeye devam edin. Yavruları alıp tekrar biyolojik annesinin yanına koydu. Tavuk durumu hiç önemsemeden civcivi beslemeye başladı. Kartallar ise yuvaya yeni koyulan bu miniğin kendi türlerinden olduğunu anladıktan hemen sonra onu da diğer yavruları gibi sahiplenip kanatları altına aldılar. Kartallar yetenekli avcılar olmalarının yanı sıra harika ebeveynlerdir. Yuvayı dişi ve erkek birlikte ortak bir şekilde yapar, dişi yavruları korurken erkek ise avlanıp yiyecek getirir ve hayatı birlikte paylaşırlar. Doğa mucizelerle dolu. Biz insanlar eğer ilham almak istiyorsak, doğaya bakmamız yeterli. Hemen hemen her konuda alacağımız bir ders mutlaka var. Tabii ki bu, sadece görebilmeyi başaran gözler için geçerli. Ne dersiniz?